Eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve en ye'tiye bil ezkâri el meşru'ati fil intikalati. Arkadaşlar kıyamdan rukuya, rukudan secdeye intikal ederken o okunması gereken zikirleri okumamız gerekiyor. Ve en ye'tiye okuması lazım, getirmesi lazım, yapması lazım. Bil evkari el meşruati, meşru olan zikirleri nerede? Fil intikalati, bu fil intikalati'deki fi harfi ceri mutaallikun bi el meşruati kelimesine, o ismi mef'uldur, oraya taalluk ediyor. Evet, ne zaman getirmesi gerekiyor? Ba'de tamamil intikali, intikal tamamlandıktan sonra, yani rukuya gittikten sonra rukuda yapmanız, getirmeniz gereken zikirleri, secdeye gittikten sonra secdede yapmanız gereken duaları, tesbihatları yapmanız lazım. Evet. Ba'de tamamil intikali, bu ba'de kelimesi zarftır. Bu da mutaallukun bi ye'ti. Ye'ti getirecek de ba'de tamamil intikali. Bi en nasıl yapacak? Bi en yukebbire lirruku'i, ruku için tekbir getirecek. Ba'del intihai ila haddir ruku'i. Bi en yukebbire lirruku'i, ruku için tekbir getirecek. Neden sonra? Ba'del intihai ila haddir ruku'i. Burada sınırı belirlemiş ama daha önce işte rukuya eğilmekle beraber Allahu Ekber, Allah kelimesinin o hemzeyi söyleyerek başlar, tam rukuda ra ile noktalar demişti. Burada da sanki yani imam rukuya vardıktan sonra tekbir getirir gibi anlaşılıyor. Ve yekule şöyle diyecek. Semiallahu limen hamidehu. Bu cümleyi söyleyecek ba'de tamamil kıyami, kıyama kalktıktan sonra. Halbuki daha önce yani aşağıdan yukarı doğru kalkmaya başladığı esnada bu zikri getirecek, kıyamda bitecek. Ve nahvi zalike, buna benzer işte secdede vesaire diğer intikalatlarda ya intikale başladıktan sonra, ama bu şu iki cümlede, satırda ise intikal bittikten sonra getirir diyor. Ve nahvi zalike lienne es-sünnete, çünkü sünnet ibtidau zikri, zikrin başlanmasıdır. İnde intihail intikali, yani intikal, yani ama İbrahim Halebi Hazretleri Allah razı olsun bir satırı bir satırı tutmadı ki ya. Orada bade dedi, burada da inde dedi yani Yasin. Yani normalde de şu anda daha önce söylediğini söylüyor. Lienne sünnete sünnet olan ibtidau zikri zikrin başlamasıdır. Yani Allahu Ekber, Semi Allahu limen hamide demek. Peki bu zikir ne zaman başlar? İnde ibtidail intikali. Yani intikal başladıysa zikir de başlar ve intihauhu inde intihaihi. Eğer intikal tamamlanırsa o işte semi Allahu limen hamide, Allahu ekber gibi o sesli cemaati intikal ettirecek veya kendi kendini intikal ettirecek o şeylerin intikal bitince o sözler de bitmesi lazım. Ve fihi ey fil İtiyanil mezkuri kerahatani ve fihi kerahatani, yani bu zikredilen meşru zikirler arkadaşlar getirilmesi lazım. Burada diyor iki tane kerih olan şey vardır. İhdahuma terkuha, zikri terk etmek mekruhtur. Ey terkul evkari fi mevdi'ihi, yani yerinde
getirmemek, yerinde söylememek. Ey fi mevdi'i zikri. Yani zikrin yapılması gereken yerde, burada sanki şeylerden bahsediyor Yasin. O intikalleri sağlayan zikir derken, yani o rükuda söylediğimiz Subhane Rabbiyal Azim veya Subhane Rabbiyal A'la değil de, değil mi? Burada arkadaşlar o intikali, yani diyelim ki imam ön tarafta intikal edecek sesli bir şekilde, işte Allahu Ekber, Semi Allahu Lümen Hamide, Allahu Ekber, o ezkardan bahsediyor arkadaşlar. Onları yerinde yapması sünnet olan onları yerinde yapmasıdır. Onları yerinde yapmazsa bu mekruhtur. İhtahuma terkuha, ey terkul ezkari, zikirleri terk etmek, fi mevdi'ihi, ey fi mevdi'i zikri. Yani o zikrin yapılması gereken yerde söylemesi lazım. Vel uhra, diğer mekruh olan şey nedir? Tahsiluha, ey tahsilul ezkari, fi gayri mevdi'ihi. Yani o zikri diyelim ki yerinde değil de ya önceden yapıyorsunuz ya sonradan yapıyorsunuz. Bu da mekruhtur. Ey gayri mevdu'u zikri. Yani yapılması gereken yerde yapmazsanız bu da ikinci bir mekruhtur. Başka bir yerde yapmak. Ve yukrahu eyden lil musalli, namaz kılan için yine mekruhtur. En yemseha arakahu, böyle terini silmesi arkadaşlar namazdayken kişinin. Ev yemseha et turabe, ama yani adam böyle çok terliyorsa, aşırı bir terlilik yani rahatsız edecek kadar terliyorsa, yanında da işte havlusu varsa veya mendili varsa onu alabilir, ama normal bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani namaz kılarken birazcık terlemişsin, tamam mı? Ondan rahatsız oluyorsun, hemen siliyorsun, namazdaki o huşu dağıtıyorsun. O mekruhtur. Veya ev yemseha, en yemseha et turabe min cephetihi, veya işte yere secde ettiğinden dolayı yerde toprak alnına bitişti, o alnındaki toprakları hemen siliyorsunuz. Fi esna-i salati, namazı daha bitirmeden, namaz kıldığın esnada bunlarla uğraşman mekruhtur. Ev fi ku'udu etteşehhudi kable selami, veyahut da selam vermeden teşehhüd oturuşunda işte silmen veyahut da teri veyahut da toprağı silmen mekruhtur. Li ennehu amelun la faidete fihi. Çünkü bu yani namazdaki huşu kaybettiren faydasız bir ameldir. Hatta lev kâne fihi faidetun, şayet diyor fayda olsa da, bi en kâne el araku yedhulu aynehu feyu'limuha, şayet diyelim ki ter gözüne girecek olursa, gözünde de işte bir kişiye tuzlu olduğundan dolayı bir sıvı veyahut da bir acı verecek olursa, ve nahvi der ki buna benzer bir şey olursa, la yukrahu, o zaman o terin göze girmeden onu engelleyebilir, silebilir. De husulül faideti, burada bir fayda vardır. Ve yedef'u şuğlil kalbi. Bu da nedir? İşte terin göze girmesi, gözü işte gözde bir yanma meydana gelmesi, bir acı hissetmesi, bunu def etmek bir faydadır. Bu emme ba'de selami, ama selamdan sonra fela yukrahu, o zaman kerahat ortadan kalkmıştır. Üzerindeki teri de silebilir, toprağı da silebilir. Limaruviye, rivayet edilen şeyden dolayı, ennehu aleyhissalatu vesselam, Hazreti Peygamber, kâne izâ kadâ salâtehu, namazını bitirdiği zaman, mesaha cebhetehu bi yedihi el yumna, sağ eliyle böyle alnındaki o toprak veyahut da bir şeyler yapışmışsa onları silerdi. Sümme kâle, daha sonra şöyle söylerdi Hazreti Peygamber, eşhedü en la ilahe illallah illallahur rahmanu er rahimu. Bu şehadeti zikrederdi. Allahümme ezhib anni el hemme vel hazene, ey Allah'ım benden hüznü, hem gamı, değil mi? Yani
O da hem hüzün aşağı yukarı birbirine yakın şeylerdir arkadaşlar. Bunları benden gider diye de Hazreti Peygamber dua ederdi. Bizim de bunlarla dua etmemiz sünnete uygundur, وَلَا بَأْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ الْمُنْفَرِدِ Tek başına nafile namaz kılan kişi için problem değildir. اَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ Yani ateşten Allah'a sığınabilir. اِنْدَ ذِكْرِهَا Yani diyelim ki cehennemle alakalı bir ayet okudu. O esnada Euzu billahi minen nar diye dua edebilir. Ev en yes'elallaha errahmete inde zikri ayetir rahmeti veya rahmet ayeti zikredildiği zaman, kendisi okuduğu zaman Allahu Teala Hazretlerinden rahmeti talep edebilir. Minel cenneti ve enva'in na'im İşte cennetle alakalı, başka nimetlerle alakalı böyle ayetler okuduğu zaman bunları iyi şeyleri Cenab-ı Allah'tan isteyebilir. Kötü şeylerden de Allah'a sığınabilir. Ev en yestağfire veya Cenab-ı Allah'tan mağfiretle alakalı bir ayet okudu. O esnada Allah'tan mağfiret talep edebilir. Ey yetlübe el mağfirete inde zikril afvi vel mağfireti Benim Cenab-ı Allah'ın işte afuvun, gafurun gibi Cenab-ı Allah'ın afuvunu ve mağfiretini, yani affediciliğini ve mağfiret ediciliğini ifade eden herhangi bir cümle geçtiği zaman o esnada Allah'tan mağfiret dilebilir, af dilebilir. Ve ma eşbe zalike benzerleri bunlar birkaç tane örnek verdi. Bunlara benzer yerleri de bunlara kıyas edebiliriz. Fe in kâne el musalli el münferidu fil fardi ama münferit yani tek başına adam farz namazı kılıyorsa yukrahu lehu zâlike hilâfen lişşâfiîyi. Hanefi mezhebine göre farz namazı kıldığı esnada araya böyle başka cümleler koyamaz. İşte Allah'ım beni affet, Allah'ım rahmetine sığınıyorum, Allah'ım cennetimi isterim gibi cümleler koyamaz. Ama İmam Şafii Hazretlerine göre farz namazı kılsa da nafile namazındaki yaptığı şeyleri farz namazı kıldığı esnada da yapabilir. Bu emmel imamu vel muktedi fela yef'alu zalike. Ama o kim içinde az önce bahsettiğimiz durumlar arkadaşlar münferit namaz kılanlar içindi. Ama İmam eğer bu kişi imam olursa veya cemaatten olursa fele yef'alu zalike el meskure mine suali ve nahvihi bu yukarıda bahsettiğimiz şeyleri yapmaz. La fil fardi ve la fil nefli ne farzda yapabilir ne de nafile de yapabilir. El meşru'i bil cemaati ketteravihi yani zaten nafilelerden arkadaşlar cemaatle kılınan meşru namaz ne gibi? Teravih gibidir. Teravihte de bunu yapamaz. Yani imam teravih namazını kıldırdığı esnada diyelim ki cehennemle alakalı ayetler geldiği zaman orada Cenab-ı Allah'a sığınamaz. O ayetleri bölüp veya rahmetle alakalı, cennetle alakalı, işte nimetlerle alakalı ayetler geldiği zaman onları böyle ayeti kesip Arapça bir cümle kurup onları isteyemez arkadaşlar. Peki. Ve la ba'se bi en yusalliye mutevecihen ila zahri raculin qa'idin ev qa'imin yani önümüzde diyelim ki arkadaşlar oturmuş sırtı bize dönük veya arkası bize dönük ayakta olan bir adamın arkasında namaz kılmamızda bir sakınca, bir beis yoktur. O adam da yetehaddesu konuşuyor. İzellem yahsul fi hadisihi lafzun yuhafu minhu el galatu. Yani böyle sessiz konuşuyorsa bizi böyle etkileyip yanlış
kıraat yapmamıza neden olmayacaksa, sebep olmayacaksa, önümüzde bir kişinin böyle oturarak veya ayakta sırtı bize dönükse, biz tam o kişinin arkasında kıbleye doğru, yani o kişi bizimle kıblemizin arasına, Kabe'nin arasına girebilir arkadaşlar. Yüzü dönük olmayacak ama sırtı dönük olacak arkadaşlar. Ve yukrahu en yusalliye ile vecil insani, kişinin bir insanın yüzüne doğru dönüp namaz kılması mekruhtur. İlla ida kâne beynehuma salisun. Ancak üçüncü bir kişi arada varsa, ama o kişi de nasıl olacak? Zahruhu ile vecil musalli. Onun sırtı namaz kılanın yüzüne dönük olursa olur. Li intifai sebebil kerahati. Çünkü kerihliği gerektirecek sebep ortadan kalkmıştır. Vahu etteşebbuhu bi ibadeti sureti. Niye mekruhtur arkadaşlar? Çünkü bir insanın yüzüne karşı namaza durursanız, sanki bir surete, bir heykele ibadet ediyormuşsunuz gibi algılanabilir. Bundan kaçınmak için herhangi bir insanın yüzüne karşı namaza durulmaz. Ev yusalliye, ey ve la be'se bi en yusalliye, şöyle de namaz kılmasında bir sakınca yok arkadaşlar. Ve beyne yedeyhi ey kuddâmehu mushafun. Mesela diyelim ki önünüzde Kur'an-ı Kerim'in bulunmasıyla, bulunduğu halde sizin o tarafa yönelip namazı durmanızda bir problem yoktur. O mushaf da mutaallakun. Böyle bir yere, diyelim ki duvara asılı, siz de o tarafa namazı durdunuz. Ev seyfun mutaallakun, veya önünüzde bir kılıç var, tam böyle o kılıca doğru namaza durdunuz. Li'ennehuma lem ya'bud huma ahadun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e veya kılıca kimse ibadet etmemiştir. Dolayısıyla yani sizin haşa Cenab-ı Allah'tan başka bir şeye ibadet ediyor gibi bir algı oluşmadığı için sizde bunlarda problem yok. Ev ala bisatin fihi tasavviru, veya bir halının üzerinde veyahut da kilimin üzerinde namaz kılıyorsunuz arkadaşlar. Ama orada da ne vardır? Böyle bir takım suretler vardır. Ey suverun, ama şu halette olacak. Vel halu ennehu la yescudu ala tasavvir. Ama o suretler üzerine secde etmemek şartıyla öyle bir halının üzerinde namaz kılabilirsiniz. Vakile yukrahu, bazılarının görüşüne göre üzerinde suret olan halıların üzerinde namaz kılınmaz, mekruhtur. Ve inlem yescud aleyha, her ne kadar o suretin üzerine secde etmese de. Ve hâza idâ, bu da ne zaman geçerlidir? İzâ kânet surete zî ruhin, yani ne zaman mekruhtur? Diyelim ki bir hayvan, ruh sahibi bir canlının resmi oraya resmedildiyse. Ama eğer hayvan değil de bir bitki olursa, orada problem olmaz arkadaşlar. Amma ida kanet surete gayri zi ruhi, yani böyle bir canlı, can sahibi olmayan, ruh burada can diyelim, can sahibi olmayan bir şeyin sureti olursa, ne gibi? Keşşeceri, ağaç gibi. Ve nahvihi, bitkiler falan. Tabi ittifaki, ulema arasında ittifaken la tukrahu, mekruh olmaz. Ve in secede aleyha, diyelim halının üzerinde bir ağaç resmi var, o ağacın kendisine de secde etseniz mekruh. Yani secde ederken, yani alnınız ağacın üzerine, o resmin üzerine de gelse problem olmaz arkadaşlar.